Ağırladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bize fırsatı verdiğiniz için Sayın Ali Bey. Küçükçekmece Rotary Kulübü Dönem Başkanı Sayın Nurettin Karaman ve eşi Nurcan ve sevgili oğulları Bahadır Han, hoş geldiniz. 2420 Bölge Guvernör Yardımcımız Sayın Muzaffer Başaran ve eşi Türkan Hanım, hoş geldiniz. Kulübümüzün müdavimi sevgili Selma Koçoğlu, Bodrum'dan katıldınız. Hoş geldiniz. Mimar Sinan Musiki Korosu'nun değerli korist ve solistleri. Hoş geldiniz. Adınızı tek tek saymadım. Ve sevgili Yavuz, Çınar, Serkan, Özlem, Aysel, Ayşen, Güler, Gökhan, Neşe, Nilay, Aylin, sizler de hoş geldiniz. Bin tane kırmızı top, bin tane siyah top var. Nasıl ki bir tanesini alıp atıyorsun. Sonra bir tane daha alıp atıyorsun. Ama kutunun öbür tarafı sen yap. Birisi topları görüyor. Hep aynı renkli top. Hepsi kırmızı ya da hepsi siyah. Kaldığı zaman dur diyor. Beş tane kırmızı top oldu mesela. Dur diyor. Beş puan alıyorsun. Bu oyunu 1 milyar defa oynadım. Zamanım vardı, 1 milyar defa oynadım. Ve 1 milyar defa oynadıktan sonra skorlarını toplayıp 1 milyara böldüm. Yani oyun başına ortalama skor ne satın? Kaç çıkıyor? Ya söyleyeyim. 2 çıkıyor. 2, tam 2 çıkıyor. Şimdi bunun bir cevabının olması da şaşırtıcı. Yani şöyle bir şey olabilir. Siz bu oyunu 1 milyar defa oynadınız. Siz cevabın, ortalamanız oyun başına 15 çıkardı, öbürküsününki 3 çıkardı, öbürküsü 80 çıkardı, 75 çıkardı, öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Öyle 2 çıkıyor. Yasası var yani. Bu yasa olmasaydı, böyle bir, yani eğer evden yasalarla hükmedilmeseydi, yasalarla hükmedilmeseydi, yani bu olasılığı değil. Olasının yasası olmasaydı ya da gelişmenin o şey, aynı şehrin gelişmesinin yani yasası olmasaydı ne olurdu? Şimdi bazı üniversitelerde matematik mühendisliği diye bir bölüm var. Yani bana çok ters geliyor da sizin görüşünüz nedir? Böyle bir bölüm yok. Şimdi bu İslam teknik. Yok. Böyle bir bölüm yok. Böyle bir bölüm olamaz. Olur. Matematik mühendisliği diye bölüm yok. Öncelikle sizinle tanışmak önemli oldu benim. Bunun için sizden yolu teşekkür ederim. Biraz aslında başa döneceğiz ama birkaç yola dönmüştüm ben buraya gelmeden önce. Birkaç tane şu anda not aldım. Sizin bir röportajınızda demişsiniz ki Türkiye'de özgürlük eksiktir demişsiniz. Önce bunu tamamlamak gerekiyor. Söyleşinin başında işte çocukları özgür bırakın dediniz. Ben şeyi merak ediyorum. Türkiye'deki kadının konumu ve Türkiye'deki kadının özgürlüğü. Bu birinci sorum. Bu sizin sorunuz. Görüşünüzü merak ediyorum bir kadın olarak. İkincisi de hani çok zeki, işte matematik dehası kişide çocukların geldiğini ve burada eğitim aldığını, işte matematiği sevdireceğimizi biliyoruz. Matematikle
ile alakalı her türlü konuda destek aldığını ve bunların projelerine katkılarınız oluyor mu? Çünkü bile olsa onun hukuki süreçleri hiç vazgeçmediniz. Mücadeleci bir ruh da var tabii ki sizde. Herkes başaramaz tabii ki. Yani herkes her şeyi başaracak diye bir kural yok ama insanlara ne tavsiye edersiniz? Hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan insanlara ne tavsiye edersiniz? Eğer insanların tavsiyeye ihtiyacı varsa o zaten bitmiş işler.